Merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir saklama yöntemi ile geldim. Bir kış boyunca patlıcanları bu şekilde sağlıklı saklayarak tüketebilirsiniz. Tarifimize hemen başlayalım. Bahçeden topladığım patlıcanlarım var. Yıkadım ve kuruladım. Bir tepsiye su doldurdum. Üzerine tuz ilavesi yapıyorum. Evet patlıcanların baş taraflarını keserek alaca şekilde soyalım. Halka şeklinde suyun içine doğrayarak acı suyunun gitmesi için bekleyelim. Evet patlıcanların bir kısmını bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. bir tepsiye bir çay bardağı sıvı yağ alalım. Patlıcanları baş taraftan keserek alaca şekilde soyalım. Patlıcanların orta boy ve yumuşak olmasına dikkat edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. kalan patlıcanları aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Patlıcanların her tarafına yağın gelmesini sağlayalım. Daha sonra fırın tepsisine dizelim. Bu yöntemle yapılan patlıcan yemekleri gerçekten hafif ve lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir kış boyunca güvenle saklayabilirsiniz. Yıkadığım suyunu süzdüm. Patlıcanları tepsiye alıyorum. Biraz tuz serpelim, karıştıralım. yıl az geldiği için bir miktar daha sıvı yağ gezdiriyorum ve her tarafına girecek şekilde karıştırıyorum. En son fırın tepsisini alıyorum. Evet, artık patlıcanlarım fırına girmeye hazır. Karnı yarıklık ve musakkalık patlıcanların fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 180 dereceli fanlı fırında yaklaşık 30 dakika patlıcanlar yumuşayana kadar pişirmeyi bırakalım. Evet patlıcanlarım yumuşadı. Hemen fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğumayı bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi lokum gibi yumuşacık piştiler. Soğuduktan sonra videodaki gibi hazırlayalım. Evet gördüğünüz gibi iç kısmı da bembeyaz lokum gibi yumuşacık pişti. tüm patlıcanları aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet patlıcanları bir yemeklik olacak şekilde buzdolabı poşetlerine alıyorum. Evet poşetlerin havasını alarak alt kısımlarını sıkıca bağlayalım. Evet daha sonra buzluğa atalım. İhtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak kullanıma hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.